من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد صلوات الله وجميع خلقه على محمد وآله وصحبه صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بارك الله فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهاد إلى صراطك المستقيم فعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم السعد بالله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. جماعة المسلمين إخواني ربنا جل جلاله وعزيزي kıldığımız namazlarımızı kılacağımız namazlarımızı ömrümüzün sonuna kadar yapacağımız bütün ibadetlerimizi izzetli dergahında hatasıyla, kusurlarıyla beraber kabul eylesin. Allah-u Teala Hazretleri buraya gelirken atmış olduğunuz her bir adıma kat kat sevaplar ihsan eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbet meclisleri, sohbet halkaları hakkında birçok hadis-i şerifler buyurmuşlardır. Değil mi? Bir kimse diyor sohbet halkasına giderse, orada bulunursa, Allah'ın izniyle oradan kalktığı zaman da tıpkı annesinden doğmuş olduğu gibi günahsız olarak kalkar gider diyor. Değil mi? Melekler, şimdi bu hadis-i şerif uzun, biraz kısa kestik. Melekler Allah-u Teala Hazretlerine diyorlar ki ya Rabbi sen onların hepsini affettin ama orada işte falanca bir kul var idi, o oraya sohbet dinlemeye de gelmedi. Niye geldi? İşte Ahmet'i, Mehmet'i, falancayı alacaklısını işte sohbet halkasında bulurum, oradan da alacağımı da alırım niyetiyle geldi. Allah-u Teala Hazretleri o sohbet halkasına gelenler hürmetine diyor onu da affettin. Bak buraya yani sohbet niyetiyle gelmemiş ha. Ama Allah-u Teala Hazretleri işte sohbete gelenler hürmetine ne yapıyor? Onu da affediyor. Allah-u Teala Hazretleri buradan çıktığımız zaman günahsız olarak çıkabilmeyi nasip eylesin. Evet, Büyükşehir Efendi İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu Hazretleri şu beyitlerinde bizlere buyuruyorlar ki şeriat hablini eline gel al, tarikat zevkini gönlünle gel al, maarif ilmini ruhunla gel al, hakikat sırrını sırrında bul al, şeriat üzere ol hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Şeriat hablini eline gel al, yani şeriatın ipini, şeriatın ipi Kur'an-ı Kerim, onu artık diyor eline al, duvarda asılıp kalmasını bırak. Maalesef bizim Kur'an-ı Kerimlerimiz hep ya duvarda asılıdır, değil mi? Ya en güzel rafta kalır öyle. Ama yıllarca kalır. Hiç böyle doğru düzgün açıp da okumayız. İçinde ne yazıyor? Allah-u Teala Hazretleri bize neler söylüyor? Maalesef ki yani bir futbol takımına verdiğimiz değeri Allah-u Teala Hazretlerinin bize vermiş olduğu, göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'e veremiyoruz.
bu kadar acınacak bir durumdayız gerçekten. İşte bu Kur'an-ı Kerim diyor, eline artık al. Nefsin çektiği yere gitmemeli. Nefis insana iyiyi göstermez. İnsana Firavun'un Nemrud'u hem nefisleri kaydırmışlardır. Artık Kur'an-ı Kerim'i okumaya başla. Değil mi? Kur'an-ı Kerim ne olacak? Önce harf harf okunacak. Sonra o harfler elif, be, te, se diye ezberlendikten sonra ne oluyor? Sonra birleştirerek değil mi? Derake, derace, verade diye bu şekilde sonra yan yana okunacak. Bunlar da öğrenildikten sonra Kur'an-ı Kerim'e geçilecek. Daha sonra yavaş yavaş ilk önce heceleye heceleye insan onu okuyacak. Ama daha sonra ne olacak? Öğrenmiş olacak. Mahmud Efendi Hazretlerimiz ne buyurdular? Kur'an-ı Kerim öğrenmeden ahirete göç etmiş olan kimse en büyük pişmanlıklarından birini yaşayacak. Bu yüzden can bedendeyken, ahiret alemine daha göçmemiş iken, elimizde fırsat var iken kendimize bir zaman ayırıp muhakkak günde 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, 1 saat artık ne kadar zaman ayırıyorsan o kadar Kur'an-ı Kerim'e zaman ayırıp bunu öğrenmeye gayret edelim. En azından şunu diyelim ya. Ben akşam evime gittiğim zaman televizyon karşısında kaç saat vakit harcıyorsam Allah'ın kitabını öğrenmek için de o kadar vakit harcayacağım. Bak, o kadar vakit harcayacağım. Dersen Allah'ın izniyle var ya çok kısa zamanda hafız olursun. Yani 3-5 senede Allah'ın izniyle hafız olur çıkarsın. O yüzden ne yapalım? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden ahirete göçmemenin yollarına bakalım. Sure-i Âl-i İmran'da şöyle buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Yani ne buyuruyor? Hepiniz birden Allah'ın ipine sarılın. Şimdi hocalar okuyor Kur'an-ı Kerim'i diyelim ki, ne bileyim birkaç güzel kullar var, onlar okuyor, ya onlar okuyor yeter, onlar bizi kurtarır değil. Allah-u Teala Hazretleri ne buyuruyor? Hepiniz birden, değil mi? Allah'ın ipine yani Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Kur'an-ı Kerim'e sarılmak, kitabı eline al böyle sarıl değil yani, değil mi? Onun içindeki asıl sarılma nedir? Onun içindeki Allah-u Teala Hazretleri'nin bize göndermiş olduğu hangi emirler var ise onların tamamına sarılmak, yani tamamını yapabilmek. Hangilerden yasakladıysa onların tamamından da kaçmak. İşte Kur'an-ı Kerim'e sarılmak bu şekilde olur. Yoksa al kitabı eline sarıl, bu değil. Asıl sarılma işte Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümlerle amel edebilmek. Tarikat zevkini gönlüne gel, al. Yani manevi yolun zevkini gönlünde al. Değil mi? Her şeyin, her ibadetin kendine has bir zevki vardır. Değil mi? Namaz kılıyorsun, ayrı bir zevki var. Ellerini kaldırıyorsun, Allahu Ekber. Ya Rabbi, ne var ne yok, çoluk çocuğum, bütün malım mülküm, bütün uğraşım, ben hepsini atıyorum ya Rabbi, geriye attım. Senin huzuruna geldim Allah'ım. Diyoruz değil mi? Namaza duruyoruz. Başlıyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir de bunların manasını düşünerekten o namaza durduğunda o namazın zevkine doyamazsın. Ama geldik namaza şimdi. Allahu Ekber. Hiçbir şey düşünmeden girdik. Okuyorsun. Şimdi kira nasıl verilecek, işte elektrik nasıl verecek, ya da maç ne olacak, kim kazanacak, yok işte ne bileyim hangi siyasetçi gelecek, hangi belediye işte başkanı aday gösterilecek, yok şu olacak, yok bu olacak, hep akılda böyle şeyler. Ondan zevk alınmaz. Ama bir şeyde zevk alınma diye de bırakılmaz. Onun sonu gelene kadar, yani o namazdan miraca çıkana kadar ne yapacağız biz? O namaza devam edeceğiz. İşte her şeyin kendine has bir
zevki vardır değil mi? Ramazan-ı Şerif orucunun kendine has bir zevki var. Ve umreye gittiğin zaman onun kendine has bir zevki var. Hacca gittiğin zaman onun kendine has bir zevki var. Yani umreye gittik elhamdülillah. Hacca gitmek nasip olmadı. Rabbim cümlemize nasip eylesin. İnşallah oraya gidip o zevki yaşarız. Ama düşünsene, şimdi hacca gideceksin, 35-40 milyar, 50 milyar para harcıyorsun, bir de milyonlarca insanın içinde değil mi, ibadet etmeye çalışıyorsun. İşte bunun da ayrı bir zevki var, o sıcağın altında. Değil mi, nasıl yakıyor o sıcak? Kafada bir şey de yok ha, takke de yok. Değil mi, o ihrama sarılmışsın, altta ihram, üstte ihram, o da kalın biraz ha, yakıyor yani adam. Ama onun zevki bambaşka oluyor ya. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize bu zevki yaşattırsın inşallah. İşte bu manevi yolun tarikatında ayrı bir zevki vardır. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Değil mi? Bir insan kendi başına kesinlikle Allah-u Teala Hazretlerine ulaşması çok zordur. Mümkün değildir yani. Çünkü yolu bilmeyen insan muhakkak ne olur? Bir yere giderken başka bir yola sapar. Ama sana bir yol gösterici olduğunda ne oluyor? Hemen yolu buluyorsun. Tarif ediyor sana. Şuradan gideceksin değil mi? Buradan gideceksin. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Allah muhafaza. Şimdi gittiğin yol uçuruma doğru gidiyorsan olmaz. Ama ben ibadet ediyorum. Zikir çekiyorum. Ya nasıl sapıtacağım? Şimdi ibadet ederekten zikir çekerekten de o kadar çok sapıtan insanlar var ki. Niye? Çünkü şeytan geliyor. Ya sen o kadar büyük adamsın ki senden daha güzel zikir çeken adam yok ha. Sen ne mübarek adamsın be. Herkes uyurken mışıl mışıl sen teheccüde kalkıyorsun. Bak buradan bir giriyor. Ondan sonra sende ne oluyor? Harbiden ben ne adammışım ya. Hiç kimse kalkmazken bak ben kalkıyorum. Değil mi? İşte şeytan insanı aldatmak için bütün çabaları gösteriyor. Allah-u Teala Hazretleri ona aldanmaktan bizleri muhafaza eylesin. Değil mi? Adamın bir tanesi, şimdi şeytanın da aklıma geldi. Adamın bir tanesi Allah-u Teala Hazretleri'ne dua ediyor. Ya Rabbi bana şeytanı gönder, ya Rabbi bana şeytanı gönder. Gel zaman, git zaman, ya Rabbi bana şeytanı gönder. Adam sadece böyle dua ediyor. Ya Rabbi bana şeytanı gönder. Şeytan da merak etmiş ya. Ulan bu adam bana ne yapacak acaba ya? Demiş ya Rabbi, o da dua etmeye başlamış. Ya Rabbi bana bu adam göster beni demiş ya buna. İzin ver görüneyim ben buna ya. Allah-u Teala Hazretleri de duasını kabul etmiş. Adamı şeytanı çıkartmış karşısına. Demiş ben geldim, sen kimsin şeytan? Öyle mi öyle? Bir tane yapıştırmış tokadı, Osmanlı tokadını, şeytan 2.80 uzanmış yere. Bakmış bakmış şöyle, demiş sen dua et demiş var ya, 100 sene ömrün olmasaydı ben sana yapacağımı biliyordum. Ondan sonra çekiyor gidiyor. Adam şimdi düşünüyor, 100 sene ömür, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, habire zikir çek. Ya biter mi bu o zaman diyor ya. Ben diyor gideyim biraz işte zevki sefaya dalayım. Nasılsa diyor 100 sene ömrüm var. İşte ömrümün sonlarına doğru 3-5 sene kala Allah-u Teala Hazretleri Kerim'dir. Tövbeleri kabul edendir. Bir tövbe ederim. Ondan sonra affolunurum. O şekilde de ibadetimi yaparım. Derken 3-5 zaman geçmeden Azrail Aleyhisselam karşısına dikiliyor. Adam şaşkın tabii ki böyle. Ya nasıl olur? Daha benim 100 sene ömrüm vardı, daha geçti 3-5 sene. Sen diyor şeytana tokat attın. Attın da şeytanın diyor sana attığı tokadı gördün mü şimdi? Bak sana nasıl yalan söyledi. Değil mi 100 sene ömrüm var diye. O yüzden şeytana aldanmamak lazım. Allah-u Teala Hazretleri birçok ayet-i kerimede şeytan sizin için apaçık bir düşmandır buyuruyor.
O yüzden şeytana aldanmamak lazım. İşte şeytana aldanmamak için diyoruz ya şimdi, şeytana aldanmamak lazım. Evet, aldanmayacağız ama daha şeytan sana nasıl aldattığını bile bilmiyoruz ki biz. İşte aldanmamak için o şeytanın aldatmasını bilen birinin izinden gitmen lazım. Ki Allah'ın izniyle ne olsun, seni sağ salim şeytanın tuzaklarından kurtarıp yardımcı olup sana seni Allahu Teala Hazretlerine ulaştırsın. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri cümlemize nasip eylesin. İşte hiç kimse kendi başına maalesef bir şey olamıyor. Ma'arif ilmini gönlünle gel al, ma'arif ilmini ruhunla gel al. Değil mi? Allah'ı bilme ilmini ruhunla al. Şimdi bazı şeyler, değil mi, öğrenirsin, zahiri olarak bilirsin, bazı şeyler de ruhen bilir. Mesela sen şimdi rüyaya, uykuya yatıyorsun, orada bir bakıyorsun, dünya kadar rüya görmüşsün. Halbuki bedenle hiçbir şey yapmadın. Beden robot gibi duruyor. Ama evlenmişsin, çoluk çocuğun olmuş, işte ne bileyim ihtiyarlamışsın, torunların olmuş, bir sürü bir rüya, bir kalkıyorsun rüya. İşte bazı ilimler neyle oluyor? Ruh ile oluyor. Yani ruhunla almak lazımdır. Hakikat sırrını sırrınla bul al. Yani her bir latife bir yere mahsustur. Sır latifesi de böyledir. Şimdi insanın vücudunda 10 tane latife vardır. Bak bunu belki çoğu insan bilmez yani. Değil mi? İnsanın vücudunda 10 tane latife vardır. Değil mi? Kalp, ruh, sır, hafi, ahva, nefis, toprak, hava, su, ateş. Bunlar insan vücudunda bulunan birer nedir? Letaiflerdir. İşte bu letaiflerde sır latifesi diyor. Hakikat sırrını o sır latifesinde bul. Şeriat üzere ol Hakk'a gidelim, cemali bağ kemale seyredelim. Bak ne dedi en sonunda? Şeriat üzere ol. Şeriat, Allah-u Teala Hazretlerinin sana farz kılmış olduğu şeyler, yasaklamış olduğu şeyler ne varsa hepsi nedir? Allah-u Teala Hazretlerinin şeriatı. İşte bunları da elde etmek istiyorsan ne olacak? Şeriatı güzel bir şekilde yaşayacaksın. Evet değerli kardeşlerim, buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allah-u Teala Hazretleri şahitliğimizi mübarek eylesin. Amin. Her daim böyle imanımızı tazeleyebilmeyi nasip eylesin. Amin. Değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, imanınızı ne yapın? Devamlı tazeleyiniz. Sahabe-i kiram hep bir araya geldiklerinde ne yapıyorlardı? İmanlarını devamlı tazeliyorlardı. Biz de böyle aklımıza geldikçe hep ne yapalım? Tazeleyelim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahir zaman gelecek. Ahir zamanda bir takım insanlar sabaha Müslüman olarak çıkacak, akşama kafir olarak çıkacak. Allah muhafaza. İşte o sebepten, çünkü insan konuştuğu şeyin farkında değil, dinlediği şeyin farkında değil, gördüğü şeyin farkında değil. Değil mi? Adam televizyondan İslam'la dalga geçiyor, Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem dalga geçiyor, gülerek dalga geçiyor. Seyreden adam da hay diye gülüyor ona. Bu adam ne oldu? Allah muhafaza, gider imanı ya. İşte bazı şeylerin farkında olmadığımız için her daim imanımızı tazeleyelim inşallah. Evet şimdi değerli kardeşlerim, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni herkes bilir. Değil mi? Karşıda Üsküdar'dadır. Allah-u Teala Hazretleri şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Bir gün diyor talebelik yaparken onun hocası Üftade Hazretleri
Buna diyor ayrı bir sevgi gösterirdi böyle. Yani çok severdi bunu. Diğer talebelerinden daha çok severdi. İlgi gösterirdi buna. Tabii diğer talebeler de bunu kıskanırlardı. Ya hocam biz de hocamızın talebesiyiz. Ama o bizi değil de onu daha çok seviyor. Ona daha çok ilgi gösteriyor. Böyle kendi aralarında konuşurken tabii Üftadi Hazretleri durumdan haberdar olunca hemen bütün talebeleri çağırıyor. Diyor ki gelin bakalım. Ellerine birer tane tavuk veriyor. Diyor bu tavuğu gideceksiniz. Diyor bu tavukta tek şartım hiç kimsenin olmadığı, kimsenin görmediği bir yerde diyor kesip getireceksiniz. Tamam diyor efendim. Hepsi dağılıyorlar tabii farklı farklı yerlere. İşte hepsi gizli bir yer buluyor. Tavuğu kesip getiriyor. Şimdi bekliyorlar. Aziz Mahmud-i Dayı Hazretleri gelmiyor. Tabii bir taraftan da kendi aralarında konuşuyorlar. Bak bak bir tavuğu kesemedi. Görüyoruz ki şimdi kim bilir nerede aylak aylak geziyor diye daha sonra Aziz Mahmud-i Dayı Hazretleri elinde tavukla geliyor. Kesememiş. Hocası diyor niye kesmedin evladım? Bak bütün diğer talebelerin hepsi kesmişler bunları. Diyor ki efendim siz dediniz ki hiç kimsenin görmediği bir yerde kesin. Aradım diyor. O kadar yerlere gittim. Ormana gittim, dağa çıktım. Eve girdim, kapalı yere girdim. Mağaraya girdim. Ama Allah-u Teala Hazretleri'nin görmediği bir yer bulamadım. Öyle deyince tabii ki talebeleri neden ona farklı bir durum sergilediğini hepsi anlamış oluyorlar. İşte değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ya وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Neredeyse. Dağa da çıksan, denize de gitsen, suyun dibine de dalsan, uykuya da yatsan, yemek de yesen, yani aklına ne geliyorsa, istersen uzaya çık, fark etmez. Nereye çıkarsan çık, Allah-u Teala Hazretleri bizimle beraberdir. O her şeyden haberdar bak. Her şeyi biliyor. Size diyor şah damarınızdan daha yakınım. Dün bak şah damarından Allah-u Teala Hazretleri sana daha yakın. Öyleyse bu kafirlerin o Noel'lerini kutlamak nedendir değerli kardeşlerim? Dün bunu bir sorun. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki bakın bir ayeti kerimede Sa'dibillah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Zulmedenlere meyletmeyin. Onlar, bak zulmedenlere meyletmeyin buyuruyor değil mi? Ya bugün Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Irak'ta, Afganistan'da, Yemen'de, daha birçok bizim bilmediğimiz yerlerde. Hep ne oluyor? Müslüman kardeşlerimize zulmediyorlar değil mi? Zulüm yapıyorlar. Hem de çok şiddetli zulüm yapıyorlar. Bakma medyaya o kadar yansımıyor bunlar. Yemen'de diyor dakikada bir tane çocuk ölüyor. Bak düşünebiliyor musun? 60 dakikada 60 tane çocuk. Oradaki o kargaşalık, o savaş çok uzun zaman olmadı ya. Milyondan fazla çocuk ölmüş. Bu ölenler kim? Hep Müslüman kardeşlerimiz. Bizim haberimiz bile yok ha. Bak hep zulmediyor. Şimdi Suriye de bakın, doğru düzgün bir yerleşim yeri kaldı mı, her tarafı bombalıyorlar değil mi? Yani insanlar öldürdükleri yetmiyor gibi, Müslümanları şehit ettikleri yetmiyormuş gibi, bir de bombalayıp evlerini, barklarını tamamen kaldırıyorlar.
Ve Filistin'de bakıyorsunuz Yahudiler her gün ya bir Müslümanın şehit haberi geliyor ya ne bileyim 25-30 tane Müslümanı kaldırmışlar, zindanlara atmışlar. Kadınını kızını da fark etmiyor. Hep zulüm, hep zulüm. Zulümden başka bir şey yaptıkları yok. Dünyayı tamamen fesada boyuyorlar. İşte Allah-u Teala Hazretleri o zulmedenlere meyletmeyin buyuruyor. Yani onların noellerini kutlama. Onların piyangolarını alma. Onların piyangoları ya. Yılbaşı olmasaydı piyango çıkacak mıydı piyasaya? Değil mi? Ne güzel söylemişler. Şimdi bakıyorsunuz ki siz hiçbir Yahudinin, bir Hristiyanın, ne bileyim bir ateşperestin, bir mecusinin, bir ateistin senin hiç kurban bayramını kutladığını gördün mü? Ramazan-ı Şerif bayramını kutladığınızı gördünüz mü? Yapıyorlar mı öyle bir şey? Yapmıyorlar. O zaman bizim hiç yapmamamız lazım değerli kardeşlerim. Bakın o Irak Savaşı'nda hani Amerika ne yaptı? Irak'a girmişti değil mi? Orada bu Çağlayan tarafında o zaman ne vardı? İşte mitingler düzenleniyordu. Gidiyorduk mitinglere elhamdülillah. Orada bir tane ne getirdiler? Kadın bir konuşmacı getirdiler. Iraklı kadın bir konuşmacı. Yani onu da niye getirdiler oraya? O zaman Ebu Garip miydi? Ebu Kureba mı? Öyle bir cezaevi vardı değil mi orada? Bütün Irakları, bütün Müslümanların çoğunu hep oraya götürüyorlar. Çok dehşet verici bir yer. Oradan çıkıp onun için orada gördüklerini biraz anlatması için oraya getirdiler. Kadın diyor ki, tabii Arapça söylüyor, onu da ne yapıyorlar? Çeviriyorlar. Bizi diyorlar aldılar götürdüler oraya. Ve diyor, yemek yok, zulüm, işkence ve o Amerikan askerleri diyor, çok affedersiniz, her gün diyor bizim üzerimizden geçiyorlar. Müslümanların kılı kıpırdamıyor ve oradaki diyor kadınların birçoğu dışarıya doğru diyor bağırıyor. Niye bağırıyor? Ey Müslümanlar, bizi diyor kurtarmaya çalışmayın. Bizim diyor karınlarımızda çok affedersiniz diyor Amerika'nın piçleri var. Bizi diyor kurtarıp ne yapacaksınız ya? Burayı diyor tamamını bombalaya gitsin. Allah göstermesin. O bizim kardeşimize böyle yapıyor. Biz de ödül olarak onların yılbaşısı geliyor. Onların bayramı geliyor. Alkış tutuyoruz. Onları destekliyoruz. Onlarla beraber oturuyoruz. Onların televizyonlarının karşılarına geçiyoruz. Ve onlar bize neyi seyrettirmek istiyorlarsa biz de onları seyrediyoruz. Yoksa sen eline aldığın zaman kumandayı, televizyonu açtığın zaman zannediyor musun ki sen istediğin şeyi seyrediyorsun? Değil mi? Onlar sana neyi seyrettirmek istiyorlarsa sen onu seyrediyorsun. O yüzden Allah-u Teala Hazretleri zulmedenlere meyletmeyin buyuruyor. Yoksa size de ateş dokunur ha. Bak, yoksa diyor size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri sahibine Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvi ve aduvvetum evliyâe. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Allah-u Teala Hazretleri sana, o senin düşmanın diyor ya, düşmanın. Ve Allah'ın da düşmanı, Resulullah'ın da düşmanı. Evet, senin dedenin düşmanı ya. Çanakkale'de binlerce şehit verdik mi?
Verdik değil mi? E burada savaşanlar başka yerden mi geldi hem ya? Uzaydan mı geldi bu adamlar? Yok. Ne yaptılar? Senin deden, benim dedem. Değil mi? Senin baban, benim babam oraya koştular. Bu düşmanlara karşı savaş yapmak için. Niye? Bayrak yere düşmesin. Kitabullah'a zarar gelmesin. Sünnetullah'a zarar gelmesin. İslam dinine zarar gelmesin. Diye orada gittiler. Düşmanlarla savaştılar. Bak, Allah'ın düşmanlarıyla savaştılar. E şimdi biz bıraktık her şeyi. E ne yapıyoruz? Onlar, değil mi, bize neyi yutturdularsa, ki her şeyi de yutturuyorlar. Değil mi? Spordan giriyorlar, işte futboldan giriyorlar, dizilerden giriyorlar, sinemadan giriyorlar, tiyatrodan giriyorlar, işte ne bileyim yok baleden giriyorlar, yok işte ne bileyim tartışma programlarından, siyasetten, şuradan, buradan derken ne oluyor? Bunlara kanıp gidiyorsun. Allah'ın düşmanlarına kanıp gidiyorsun. Asıl amaç nedir değerli kardeşlerim? Bunu iyi düşünmek lazım. Şöyle insan gerçekten mantıken bir düşünmesi lazım. Ya ben evime televizyon aldım ama bu televizyonu ben niye aldım evime, bir. İkincisi, bu televizyonun kuruluş gayesi nedir? Bunu iyi düşünmek lazım. Bak, bunu iyi düşünmek lazım. Neden kurmuşlar bunu? Ya hocam ama haberleri seyrediyoruz, şunu seyrediyoruz. Ya en güzel haberler Kur'an-ı Kerim'de. Değil mi? Bütün gelecekten de haber veriyor. Her şeyden haber veriyor. Değil mi? En güzel haberler orada. E şimdi ben size söyleyeyim neden kuruldu. Değil mi? Çanakkale Savaşı bittikten sonra hiçbir şey yapamadılar ya, önemli, alamadılar değil mi? O kadar tanklarla, tüfeklerle, toplarla savaştılar, yağdırdılar üzerimize ama yine de ele geçiremediler. O zamanın komutanı Churchill midir, Churchill midir, öyle bir şey. Diyorlar ya niye biz bunları böyle alt edemiyoruz yani? O da diyor ben size şimdi anlatsam anlamazsınız. Bir tane büyük bir havuz yaptırıyor. Daha sonra o havuzun içine bir tane balık atıyor. E diyor hadi yakalayın şimdi, bunu nasıl yakalayacağım? Bir tane koca bir havuzda küçücük bir balık. İşte diyor bunları böyle yakalayamayız. O yüzden bunların ailelerine zarar vermemiz lazım. Bunların ahlakına zarar vermemiz lazım. Bunların dillerine zarar vermemiz lazım. E ne yapalım? Televizyon icat edelim. En büyük icat olma sebeplerinden bir tanesi de olur ha. Değil mi? Akşama kadar ne olacak orada? Çoluk çocuk çizgi film seyredecek. Hanımlar kendilerine has, asla vazgeçemeyecekleri, değil mi, programlar karşısına geçip kesinlikle vazgeçemiyorlar zaten. İşte sabah saat 10'dan 12'e kadar belli bir program. İşte akşam saat 4'te 5'ten 7, 8, 9'a kadar ayrı bir program. E zaten yatsı namazından sonra, yani saat 7'den 8'den sonra eş eve geldikten sonra karı kocanın ayrı bir programı, değil mi? Ayrı bir dizisi muhakkak vardır. E erkekler zaten spor programlarında, ya haberlerde, ya tartışma programlarında, değil mi? Bu işte bu tuzaklar niye kuruldu? Seni Allah'ın zikrinden alıkoymak için, seni Allah-u Teala Hazretlerinden uzaklaştırmak için, seni Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden, sevgisinden, hayatından uzaklaştırmak için ve başardılar da ya da. Değil mi? Allah aşkına şimdi söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarının isimleri sayalım. Sayamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarının isimleri sayalım. Sayamayız. Değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yılında doğdu? Kaç yılında vefat etti? Belki içimizde bilmeyenler vardır. Ama bugün bir Galatasaray'ın kadrosunu herkes sayar. Değil mi? Fenerbahçe'nin kadrosunu herkes sayar. Beşiktaş'ın kadrosunu hemen tıkır tıkır sayarlar. Trabzon'un kadrosunu
kadrosunu bazı kardeşlerimiz yedeklerine kadar sayar. Bak işte bunlarla ne yaptılar? Bizi Allah-u Teala Hazretlerinin zikrinden, Allah-u Teala Hazretlerinin kendisinden, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ne yaptılar? Hep ayırmaya çalıştılar ve başarıyorlardı yani. Değil mi? Ömrümüzün sonuna doğru yaklaşıyoruz ama hiç biz bunun muhasebesini yapmıyoruz değerli kardeşlerim. İşte okuduğumuz ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri ey iman edenler benim de sizin de düşmanınız olan kimseleri diyor dost edinmeyin. Rabbim Celle Celaluhu gerçekten dostu dost, düşmanı düşman bilen kimselerden eylesin. Amin. Allah-u Teala Hazretleri bir gün Musa Aleyhisselam'a diyor ki ya Musa benim için diyor ne amel yaptın? Hangi amel işliyorsun? Buyurunca Musa Aleyhisselam da ya Rabbi işte senin için namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zikrediyorum, çeşitli ibadetler yapıyorum, sadaka veriyorum. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki ya Musa bu yaptığın amellerin hepsi senin kendine, değil mi, kendine, benim için ne yaptın? Musa Aleyhisselam şaşırdı, dedi ya Rabbi senin için yapılacak amel hangisi? Deyince Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki sevdiğimi benim için sevdin mi? Ve düşmanımı düşman bildin mi? Demek ki Allah-u Teala Hazretleri için yapılan ibadetlerden, amellerden bir tanesi Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiğini sevmek, düşmanını da gerçekten düşman bilmek. Şimdi şöyle düşünelim değerli kardeşlerim. Sen bir babanın oğlusun. Baban da elhamdülillah, değil mi? Şeriatı yaşayan, gerçekten dört dörtlük bir Müslüman. Sen de dört dörtlük bir Müslümansın. Babana bir tane düşman geldi. Sen de diyorsun ki, ya baba ben seninle uğraşmak istemiyorum. Ben düşmanla dost olurum. Buna benziyor yani. Bak şimdi teşbih de hata yoktur. Allah muhafaza. Hani biz Allah-u Teala Hazretlerine baba filan demiyoruz. Sadece bir benzetme, değil mi? Misal veriyoruz yani. Bunda ne yoktur? Bir hata yoktur. İşte o yüzden ne yapalım? Allah'ın sevdiklerini sevmeye gayret gösterelim. Adam çıkmış, Allah-u Teala Hazretleri'nin dostu hakkında konuşuyor ya. Laf uzatıyor, dil uzatıyor. Türlü türlü şeyler söylüyor. Bırak kardeşim sen kendi hatana baksana. Niye Allah'ın dostu hakkında konuşuyorsun? Sana mı kalmış o ya? Değil mi? Sen kendi hatana bak ya. Sen kendi günahına bak. Sen kendi ayıbına bak. Sen gerçekten dört dörtlük bir Müslüman mısın? Onun hesabını yap. İşte biz de bunun hesabını yapmamız lazım değerli kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki sohbetimizin başında da okumuştuk bu ayeti kerimeyi sa'di billah. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزَّامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Ey iman eden kimseler! Şarap, yani bira, değil mi? Likör, vodka, aklınıza ne geliyorsa, bak aklınıza gelen sarhoş edici her şey. Şimdi adam diyor, ya hocam doktora gittim bana diyor, dedi ki işte bira içmen lazım. Allah muhafaza ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Haramda şifa aranmaz. Haramda şifa yoktur. O yüzden aldanma. Ama senin nefsin oraya meylediyorsa o zaman diyecek bir şey yok. Tam da bulmuşsun da fetvayı işte. Değil mi? Haramda şifa aranmaz. İşte şarap, kumar, kumarın her çeşidi. Bak kumarın her çeşidi. Spor tutusu, lotosu, değil mi? Milli piyangosu, yok işte şimdi maçlarda bir şeyler var ya, yapıyorlar bir şeyler, o yenince o kazanıyor, o yenince bilmem birisi kazanıyor.
Bunlar at yarışı aklınıza gelebilecek ne kadar kumar çeşidi varsa bunların hepsi dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları hepsi diyor şeytanın birer pisliğidir. Başka bir şey değil. Ya Allah aşkına aldın milli piyangoyu koydun cebine. Değil mi? O kadar da para verdin. Ondan sonra onu da günlerce muhafaza ediyorsun. Yani o cebinde olduğun müddetçe, oraya para verdiğin müddetçe, o niyette olduğun müddetçe durmadan sana ne oluyor? Günah yazılıyor. Bir ay önceden alıyorsun, bir ay durmadan sana günah yazılıyor. Diyelim ki çıkmadı. Ne oldu? Kaldığın günahın mı? Onu geç, diyelim ki çıktı. En büyük ikramiye sana çıktı. Değil mi? Şu an kaç? 50 trilyon mu? 100 trilyon mu? Ne veriyorlarsa işte. Ne verirse versin. Değil mi? Ne olacak? Yani son ne olacak? Ebedi kalsa şu dünya hayatında bir kıvırma payım var belki dersine ya ben ebedi kalacağım. O da yok ha. Ama muhakkak öleceksin bir gün. O parayı bir yere götürebilecek misin? Yok. Yine senin yakınların onu çatır çutur yiyecekler. Günahı da yine ekstra sana gelecek. Onun günahı da. Peki hiç araştırdınız mı? Hani milli piyango çıkmış, gerçekten huzuru bulmuş, saadeti bulmuş böyle bir insan var mı? Kesinlikle yok o. Çünkü haramdan mutluluk olmaz, haramla ibadet olmaz, haramla hiçbir iş dönmez. Muhakkak sonunda o tökezler, birkaç sene sürmez tökezler. Araştırın, emin olun hiçbir o milli piyango çıkan kimse ne olmamıştır? Huzur bulmamıştır. Emin olun çoğunun ailesi dağılmış, çoluk çocuğundan olmuş, hanımından olmuş. Kendisi sokaklarda yatan çok insanlar var öyle. Allah muhafaza. O yüzden uzak duralım kardeşlerim. Bak Allah Teala Hazretleri söylüyor. Değil mi? Onlardan uzak durun. Bunlardan uzak durun ki felah bulasınız. Bak Allah Teala Hazretleri'nin rızası kişinin felah bulması işte bunlardan uzak durmakla meydana geliyor. Ve bu ayet-i kerimenin sonunda فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Yani vazgeçtiniz değil mi? Bunları yapmayacaksınız değil mi? Hani bak size bunları söyledim ama bunları yapmayın diyor. Vazgeçtiniz değil mi? Bu şekilde bu ayet-i kerime gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı yanına çağırıyor. Diyor bu ayet-i kerimeyi okuyor. Ve en son فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ bu ayet-i kerimeye gelince Hazreti Ömer radıyallahu anh vazgeçtik ya Rabbi diye diyor bağırdı. O bağırınca bütün sahabe-i kiram efendiler hepsi vazgeçtik ya Rabbi diye diyor bağırdılar. İçki içmekten, kumar oynamaktan ne yaptılar? Vazgeçtiler. İşte bize de düşer. Bunları duyduktan sonra vazgeçmek değerli kardeşlerim. Yani elhamdülillah biz itikad ediyoruz ki burada zaten bu işleri işleyen kimse yoktur. Yani varsa bile onun çaresi nedir? Hemen aldığı bileti yırtar, hiç bakma gözünün yaşına. Yırt gitsin. O senin için daha hayırlı. Yani onu yırtacaksın, arkasından bir tövbe edeceksin. Allah-u Teala Hazretleri seni affeder. Ama az önce anlattığım gibi şeytanın kıssası gibi olmasın ha. Allah muhafaza bak. Değil mi? Tövbe etmeden ne yaptı? Öldü gitti. İşte biz de tövbe ederiz, tövbe ederiz deyip erteleme tövbeyi. Her daim tövbeyi yapmak lazım. İşte bu şekilde diyor ne yaptılar? Bağırdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında ne buyurdular? Çok önemli bir hadis-i şeriftir ha. Değil mi? Birden ne diyeceğiz? Hadisi
şerif, hadis değil. Adam geliyor hadis diyor. Ya ne hadis? Hadis şerif. Şerefli olan bir söz. Neden? Çünkü kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden çıkıyor o söz. O yüzden şerefli. Adam televizyona çıkmış, sözde profesör olmuşlar, sözde İslam adına oraya çıkıp İslam'ı savunuyorlar hesapta. Üniversitelerde İslam'ı anlatıyorlar, talebe yetiştiriyorlar, hoca yetiştiriyorlar ama hadisi şerifi inkar ediyorlar. Böyle çok insan var ha. Hesapta profesör. Ben Allah'ın kitabından başka bir şey tanımam diyor. Sen Allah'ın kitabından başka bir şey tanımazsan Allah-u Teala Hazretlerinin kitabı da bir aracı olmadan, bir peygamber olmadan sana yetmez. Muhakkak bir peygamber lazım. Niye sana onu anlatsın, göstersin, nasıl yapılacak? Değil mi? Ayet-i Kerime'de teyemmüm edin buyuruyor. Allah teyemmüm edin diyor. Nasıl edeceksin teyemmümü ya? Resulullah olmasaydı sen nasıl bir teyemmüm alacaktın? Allah Teala Hazretleri birçok ayet-i kerimede namaz kılın buyuruyor değil mi? Resulullah olmasaydı sen secdede ne söyleyeceğini, rükuda ne söyleyeceğini, tahiyyata oturduğun zaman ne okuyacağını, değil mi? Ayakta durduğun zaman ne okuyacağını sana kim öğretecekti? Bak Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Namaz kılın. Nasıl kılacaksın? İşte sözde bu profesörler ne yapıyorlar? İslam'ı anlatıyorlar. Ben buradan onlara bir şey demek istiyorum. Eğer sizde gerçekten zerre kadar bir iman var ise, eğer gerçekten Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız, bir gün yılbaşında çıkın da bir televizyonda, bir programda bunu kutlamak caiz değildir. Bunu kutlamak haramdır. Kafire benzemek haramdır. Değil bakalım diyebiliyor musunuz? Hepiniz o ritikleri yüksek olan değil mi, bir televizyonu eline geçirmişsiniz. Orada işte kendi kafanıza göre, işinize geldiği gibi ortamın durumuna göre ne yapıyorsun? İslam'ı anlatmaya çalışıyorsun. Adam çıkmış. Ya adam kadını karşısına almış. Ayet-i Kerime okuyor. Okuduğu ayet-i kerime de şu an. Allah-u Teala Hazretleri ey Resulüm erkeklere söyle gözlerini haramdan, bak gözlerini haramdan sakınsınlar. Kadına bakarak böyle anlatıyor ya. Ya sen ayet-i kerime anlatıyorsun ya. Ayet-i kerime de sana bak söylüyor. Haramdan bakma diyor harama. Sen kadına bakarak anlatıyorsun. Ya senin her tarafın hoca olsa ne olur ya? Sen bu insanlara ne anlatacaksın? Sen bu insanlara ne vereceksin? Sana kim inanır? Ancak nefislerinin hoşuna giden kimseler inanırlar. Ve inanan da var ya, benim hocam o diyor, ne derse ben ona bakarım diyor. Böyle diyen de zaten ne olur? Kendisi bilir. Değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Kim bir kavme benzerse o kimse de ondandır buyuruyor. Yani kim bir kavmin yapmış olduğu ameli işlerse o kimse de ondandır. Geçen gün Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetini dinledim. İnternete atmışlar. 2,5 dakikalık bir sohbet. Orada canlı olarak kendisi de sohbet ediyor. Diyor ki yılbaşı hakkında yapmış yani sohbeti de. Reddül Muhtar İbnül Abedin'de böyle bir kitap eser. Çok mübarek, büyük bir eser. Değil mi? Hanefi fıkhının büyük eserlerinden, fetva verilen bir eserlerinden bir kitap. Orada diyor ki bir kimse yılbaşı günü komşusuna yılbaşına tazim niyetiyle bir diyor yumurta götürse
O kimse diyor kafir olur ha. Allah muhafaza. Bu kadar tehlikeli yani. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim bir kavme benzerse o kimse de ondandır. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan bir kimsenin cenazesini gömmek için kabristanlığa doğru gittiler. Orada kabri cenazeyi koydular yere, bekliyorlar şimdi hayatta. Onlar beklerken bir tane Yahudilerden biri geldi. Dedi ki, ya Muhammed, biz de dedi aynı böyle sizin gibi yapıyoruz dedi. Yani ölülerimizi gömeceğimiz zaman biz de dedi böyle ayakta bekliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ey Müslümanlar hemen oturun. Bak ne yaptı? Hemen o Yahudilere muhalefet etti. Hemen onları oturtturdu. İşte onlara benzemeyin buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde kesinlikle onlara benzememiş. Hiçbir şekilde onların yaptığı gibi bir şey yapmamış. Onlar ne yaptıysa tam tersini yapmış. Biz örneğimiz bellidir değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir bizim örneğimiz. O ne yaptıysa biz de onun gibi yapmamız lazım. Evet, buyurun. Bir kelime-i şehadet daha getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi bize şahitlik ediyoruz ki senden başka hiçbir ilah yok. Ya Rabbi bize yine şahitlik ediyoruz ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz senin kulun ve resulün. Buna canı gönülden, kalpten inanarak gerçekten şahidi gidiyoruz ya Rabbi. Evet değerli kardeşlerim, çok fazla uzatmayacağız. Hemen birkaç bir şey anlatacak olursak. Şimdi adamın bir tanesi diyor ki ben kurban keseceğim. Müslüman değil ha, gavur. Kurban keseceğim diyor, gidiyor hanımına söylüyor. Diyor ki hanım ben kurban keseceğim. Hanım diyor ya sen ne anlarsan kurban kesesin. Yapamazsın diyor, yapma öyle bir şey, boş ver filan derken tartışıyorum bunu. Diyor keseceğim. O zaman diyor git bari Müslüman mahallesine de orada doğru düzgün öğren bu işi, ona göre kes de kestiğin kurbanın bir şeyi olsun ya, kıymeti olsun. Adam gidiyor Müslüman mahallesine, Müslümanlardan birini buluyor. Diyor ki ya ben kurban kesmek istiyorum ama Müslüman değilim. Diyor senin Müslüman olman lazım. Diyor tamam olayım. Ne yapacağız? Kelime-i şehadet getireceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Adam kelime-i şehadeti getiriyor. Diyor oldu mu? Yok diyor olmadı ya. Ne olacak? Sünnet olman lazım. Sünnet ne diyor? Kestireceksin altta. Adam hanımla da inatlaştı ya. O kurbanı kesecek ya. Tamam diyor sünnet de olur. Sünneti ne oluyor? Oldun mu şimdi diyor Müslüman? Dur daha tam olmadı. Bir namaz var, abdest var, usul var, hac var, zekat var. Değil mi? O da ne yapıyor? Paraya talip edince. Şimdi onlar da parayı çok seviyor. Ya diyor bu nasıl iştir böyle? Ben diyor girmek istemiyorum kardeşim diyor. Çıkacağım diyor burada. Olmaz diyor. Mürted olursun. Ya nasıl olur? Mürted ne? Mürted dinden dönene mürted deniyor. Kellen gider. Adam dedi ya bu nasıl iş dedi kardeşim dedi ya. Giriyorsun dedi alttan kesiyorlar. Çıkıyorsun üstten kesiyorlar. Bu dedi nasıl olacak dedi böyle ya. Allah-u Teala Hazretleri şu yüzümüzdeki gülümsemeyi ömrümüzün sonuna kadar nasip eylesin. Amin. Ve hep beraber çoluk çocuğumuzla, eşimizle ömrümüzün sonuna kadar mutlu bir şekilde İslami bir hayat yaşayarak geçirebilmeyi nasip eylesin. Amin. Şu an dünyanın dört bir tarafında inim inim inleyen o mazlum olan
Müslüman kardeşlerimizin de bu yüzündeki gülümsemeleri hiç eksik etmesin inşallah. Amin. İlahi Teala, Fatiha.